Sayın AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, değerli basın mensupları, AK Parti 124. genişletilmiş il başkanları toplantısı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için lütfen dikkat. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere 124. genişletilmiş il başkanları toplantımızı katılımlarıyla onurlandıran AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Başbakan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulumuzun kıymetli üyeleri, değerli il başkanları, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, değerli il genel meclis ve il belediye başkanlarımız, sevgili yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Nisan ayı genişletilmiş il başkanları toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu toplantımızı erken seçim kararından çok önce il başkanlarımızla her ay düzenli olarak yaptığımız buluşmalardan biri olarak takvimimize kaydetmiştik. AK Parti malum Meclis grubundan Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar Yönetim Kurulu'na kadar il başkanlarından belediye başkanları toplantılarına, milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kamplarına kadar tüm kurumsal istişare mekanizmalarını hassasiyetle işleten bir partidir. Çünkü bizim siyasetimizin temelinde ortak akıl vardır. Demokrasi vardır. Her türlü görüşe, teklife, tenkide açık olma vardır. Partimizde, ülkemizde ve milletimize yönelik hizmet yolunda bir bayrak yarışı olarak kabul ettiğimiz görev değişimleri de bu anlayışla yapılır. Genel Başkan olarak
konusuna göre hangi yetkili kurulumuzda değerlendireceksek oradaki arkadaşlarımı dinlemeden, müzakere etmeden herhangi bir karar aldığımız vaki değildir. Bu toplantılarda tam bir özgürlük içinde herkes fikrini serdedir. Tabii tüm bu değerlendirmelerin sonunda alınan karar ise şahsım başta olmak üzere herkes için bağlayıcıdır. Mesela erken seçim kararında o dar zamanda tüm bu istişare kanallarını harekete geçirdik. Grup konuşmamın hemen ardından başlayarak seçim tarihini açıkladığımız ana kadar Sayın Başbakan'la, grup başkan vekillerimizle, genel başkan yardımcılarımızla, hukukçu arkadaşlarımızla sürekli istişare halinde olduk. Değerli arkadaşlarım, siyasette kimse la yüsel değildir. Şayet siyaset tek kişilik bir oyun olsaydı, o zaman ne partiye, ne teşkilata, ne bunca insana ve bunca emeğe ihtiyaç kalırdı. Genel başkan olarak görevim, partimizin ve milletimizin ortak hissiyatına, ortak beklentilerine, ortak çıkarlarına en uygun çözümleri bulmak ve formüle etmektir. Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede 15 milletvekiline, partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirenlere bakmalıdır. AK Parti'deki kendi teşkilatının ve milletimizin tercihlerine saygıya dayalı siyaset tarzının yanından bile geçemeyecek olanların, Allah göstermesin, bu ülkenin yönetimine gelmesi halinde neler yapabileceğini düşünmek bile istemiyoruz. Her şey ortada. 15 milletvekili. Bunları sen seçmedin. Bunları kim seçti? Millet. Ve sen bunları ağlatarak kendi evinden kabul edemeyeceği bir yere ihraç ediyorsun, gönderiyorsun. Böyle bir anlayış olabilir mi? Ama diktatörler bunu yapar. İşte milletimiz bu durumu gördüğü için ülkeyi yönetme emanetini 15 yılı aşkın süredir AK Parti'den başka kimseye vermiyor. Sadece 7 Haziran seçimlerinde kısa bir belirsizlik dönemi yaşandı. Bunun faturasının ağırlığını da hep birlikte gördük. Henüz hükümeti kurmayı bile becerememiş olanların ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik dinamiklerine nasıl sinsice saldırdıklarını hep beraber takip ettik. Yaklaşık 4 ay sonra milletimiz yeniden emaneti ehline teslim ederek bu haramzadelere dersini vermiştir. Değerli arkadaşlar, 24 Haziran seçimleri durduk yere ortaya çıkmış değildir. Türkiye bu noktaya gerçekten çok hayati, gerçekten tarihi hadiselerin ardından ulaşmıştır. 2014 yılı Ağustos ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan tablo, ülkemizde yönetim sistemi değişikliğinin kaçınılmaz hale geldiğini zaten göstermişti. 2015 yılında ardı ardına yaşadığımız iki seçim sistemin zafiyetlerini bir kez daha milletimizin önüne serdi. Terör olaylarının ve sınırlarımız ötesinden gelen tehditlerin yoğunlaşması sebebiyle dikkatimizi ve enerjimizi milletimizin ve devletimizin bekası mücadelesine verdiğimiz için bu sistem tartışmasını gündemimizin alt sıralarına itmek zorunda kaldık. Biz terör örgütleriyle mücadele ederken
Birilerinin de başka hesaplar içinde olduğunu 15 Temmuz darbe girişimiyle hep birlikte müşahede ettik. Milletimiz büyük bir kahramanlık destanı yazarak FETÖ ihanet çetesinin başlattığı darbe girişimini püskürtürken bize de çok önemli sorumluluklar yükledi. Bu süreçte MHP ile yakın ve verimli bir işbirliği yapma imkanı bulduk. Böylece yönetim sistemi değişikliği için mecliste ihtiyacımız olan desteğe de kavuşmuş olduk. 16 Nisan halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme kararımız milletimiz tarafından da onaylanmıştır. Hatta bununla kalmadık. Seçim ittifaklarını hukuki zemine kavuşturarak milletimizin karşısına gizli kapaklı anlaşmalarla değil, şeffaf bir şekilde çıkılabilmesine imkan da sağladık. Bu süreçte ana muhalefet partisi ve artık onun tabii müttefiki haline gelmiş bölücü örgütün güdümündeki partiyle onlara sonradan eklemlenen bir başka partinin örtülü ittifakıyla da karşılaştık. Biz milletimizin gözü önünde ittifak yaparken onlar kapalı kapılar ardında yürüttükleri kirli pazarlıklarla bu süreci sürdürmeyi tercih ettiler. Ana Muhalefet Partisi'nin eskiden beri sergilediği hadi seçime gidelim tarzındaki kuru sıkı efelenmelerini yenilen pehlivan güreşe doymazmış hesabı açıkçası biz ciddiye almıyorduk. Ancak MHP'nin yaptığı erken seçim çağrısı ülkede üzerinde önemli durmamız ve dikkatle değerlendirmemiz gereken farklı bir iklimin oluşmasına yol açtı. Esasen Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak bizim önümüzdeki veya önümüzde milletimizden aldığımız yetkiyle kullanabileceğimiz daha 1,5 yılımız vardı. Yani 1,5 yıl daha koltuğumuzda oturabilirdik. Ama dert koltuk değil. Dert tam aksine ülkede huzur, refah nasıl olacak? Bu. Ha, hodri meydan mı diyorsun? İşte meydan. Çık. Erken seçim demek bu 1,5 yıldan vazgeçmek anlamına gelmiyordu. Üstelik bizim her fırsatta milletimize seçimleri zamanında yapma taahhüdümüz vardı. İşte yapamama da nereden kaynaklanıyor? Gene bu sistemden kaynaklanıyor. Siyasetin bir idealleri, bir de mümkünleri, imkanları olduğunu biliyoruz. Bizim idealimiz seçimleri vaktinde yapmaktı. Ama şartlar bizi erken seçim çağrılarını daha fazla karşılıksız bırakamayacağımız bir noktaya getirdi. Uzun süreli erken seçim havasının ülkemize ve milletimize çok ağır maliyetleri olacağı için bu gündemi Türkiye'nin önünden süratle kaldırmaya karar verdik. Böylece 17 Nisan'da yapılan çağrıya 18 Nisan'da cevabımızı tarihiyle birlikte vererek ülkemizi bu önemli tartışmadan çıkarmış olduk. Bir kez daha 24 Haziran seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Değerli yol arkadaşlarım, AK Parti tarihinin hiçbir döneminde milletimize müracaat etmekten kaçınmamıştır. Üstelik AK Parti diğer partiler gibi seçimden seçime milleti hatırlayan bir partide asla olmamıştır. Bizler teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla, bizzat şahsımla sürekli milletimizin içindeyiz. Sadece son 5 ayda İl kongrelerimiz vesilesiyle şahsımın 49 ilimizi
Sayın Başbakan'ın da 29 ilimizi ziyaret etmiş olması bu durumun müşahhas örneğidir. Ve gittiğimiz her ilde birer miting ve yan tarafta da kapalı spor salonlarında kongrelerimizi yaptık. Yani bunun ne demek? Bu 79'u 2 ile de çarpmamız lazım. Bu bir şey gösteriyor. Milletiyle iç içe, milletiyle farklı bir heyecanı paylaşan bir siyasi hareket, bir dava. Bunun için ne şekilde bu noktaya gelinmiş olursa olsun, erken seçimleri milletimizle bir kez daha hasbihal etme, yaptıklarımızı hatırlatma, yapacaklarımızı anlatma vesilesi olarak görüyoruz. Artık iki kongremiz var. Bir tanesi İzmir, bir tanesi de İstanbul. Ve bu arada tabii hepsiyle birlikte kadın kollarımız, gençlik kollarımız da yine kongrelerini aynı heyecanla, aynı coşkuyla tüm Türkiye'de gerçekleştirdiler. Biz AK Parti, değerli arkadaşlar, malum milletimizle birlikte kurduk. Nice badirelere birlikte göğüs gererek partimizi bugünlere yine milletimizle birlikte getirdik. İnşallah yeni yönetim sistemimizi de milletimizle birlikte hayata geçireceğiz. Türkiye'de milli egemenliğe, millet iradesinin üstünlüğüne en çok önem veren, bu kavramlara en çok vurgu yapan parti AK Parti'dir. Türk siyasetinde pek çoklarının demokrasiyi ve özgürlükleri sadece ve sadece kendisi için istediğini biliyoruz. Biz ise milletimizin tüm kesimlerinin istiklali ve istikbali için mücadele ettik. Sağ olsun milletimiz de bizim bu samimiyetimizi karşılıksız bırakmadı. Her hal ve şart altında yanımızda olarak muhabbetlerini gösterdi. 24 Haziran seçimlerindeki stratejimizin esasını da milletimize olan güven oluşturuyor. Milletimiz bizim tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diye ifade ettiğimiz temel değerlerini gerektiğinde cephede kanıyla, gerektiğinde sandıkta oyuyla korumasını bilmiştir. Rahmetli Menderes'in uğrunda dar ağacında son nefesini verdiği, rahmetli Özal'ın nice saldırılara göğüs gerdiği, rahmetli Erbakan ve rahmetli Türkeş'in kendi cephelerinde tarihi mücadeleler yürüttüğü bu davanın asli sahibi milletimizin bizatihi kendisidir. 15 Temmuz'da sokaklarda ve 7 Ağustos'ta Yeni Kapı sahilinde ortaya koyduğumuz 16 Nisan halk oylamasında bir kez daha gücüne şahit olduğumuz o birlik, beraberlik ruhu bunun en büyük ispatıdır. Şimdi aynı anlayışı 24 Haziran seçimlerinde tüm tereddütlerden, tüm kafa karışıklıklarından arınmış bir şekilde yeniden sahada uygulamaya koyacağız. Sadece geçtiğimiz 7-8 günde yaşanan hadiseler dahi milletimize kimlerin kendisi için çalıştığını, kimlerin sürekli kumpas, tezgah, oyun peşinde koştuğunu göstermiştir. Herhalde bunların isimlerini vesaire açıklamaya gerek yok. Her şey zaten meydanda. Hiç gerek yok. Bunun en güzel cevabını 24 Haziran'da benim vatandaşım, benim halkım, benim milletim kimi görürse bu meydanda onlara gerekli dersi sandıkta demokratik bir şekilde verecektir. (Gülüyor)
hikmetini kendilerinden başka kimsenin çözemediği dalaverelerle, güya siyaset yaptığını sananların durumunu benim milletim ibretle izliyor. Bizim için önemli olan karşımızda kimlerin olduğu değildir. Bunu sakın gündeminizde bile tutmayın. Kim olursa olsun, hiç önemli değil. Asıl önemlisi bizim milletimize ne diyeceğimiz, milletimizle nasıl kucaklaşacağımızdır. Biz AK Parti olarak buna göre kendi takvimimizi belirledik. Şu anda bütün birimlerimiz yoğun bir çalışmayla yolumuza devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, yaşanan gelişmeler 24 Haziran seçimlerinin de ülkemizde bir süredir her hadisede kendisini gösteren bir mücadeleyle geçeceğine işaret ediyor. Bu yerli ve milli anlayışla ülkemizin ve milletimizin tüm çıkarlarına karşı olmayı siyasetteki varlık gayeleri haline getirmiş olanlar arasındaki mücadeledir. Özellikle geçtiğimiz 5 yıl bu bakımdan çok ibretlik sahnelerle doludur. Türkiye'de sosyal fay hatlarını derinleştirmek için uğraştılar. Dikkat edin, başaramadılar. Türkiye'yi bölücü terör örgütünü kullanarak çukurlara mahkum etmek istediler. Yine başaramadılar. Türkiye'yi FETÖ ihanet çetesiyle teslim almak istediler. Bunun için yüzlerce vatandaşımızın kanını dahi döktüler. Her seferinde başarısızlığa uğradılar. Türkiye'yi güney sınırları boyunca bir terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar. Yaptığımız hamlelerle bu oyunu da kökünden kazıyarak bozduk. Türkiye'yi her fırsatta ekonomi üzerinden vurmak için uğraştılar. Milletimizle ve iş dünyamızda bir olup buna da fırsat vermedik. Ellerinin ayaklarının birbirine dolaşmasından anladığımız kadarıyla şimdi tüm umutlarını 24 Haziran'a bağladılar. Şunu unutmayın. Muhalefetin bu ülkede sorozları çoktur. Ve bunlar sadece içeriden değil, aynı zamanda dışarıdan destekli sorozlardır. Bunların kim olduğunu, hangi kaynaklardan beslendiğini de gayet iyi biliyoruz. Gün ola, harman ola. Tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmeye talip olmak üzere değil, sadece ve sadece şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetlerini ortaya dökmek için seferber etmiş durumdalar. Ama işte buradan ilan ediyorum. Yine başaramayacaksınız. Allah'ın izniyle yine başaramayacak. Hangi kumpasları kurarlarsa kursunlar, şunu bilmeleri lazım ki en büyük tezgah Rabbimin onlar üzerindeki oyunudur. Çünkü bunların hiçbirinin milletime söyleyecek bir sözü yok. Bakıyorsunuz ana muhalefetin başındaki zat kendine göre cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Ya sen bu tanıma en uyan insansın ya. Niye olmadın? Senden daha iyisi olur mu? Sen bu tanımın ta kendisisin. Yumuşaksın. Ekonomiyi iyi biliyorsun.
Gel aday ol. Niye olmadın? Hala arayıştasın. Ya bulamadın mı bir tane? Ya bulamazsın. Çünkü senden daha iyisi yok. Sende her numara var. Akşam başkasın, sabah başkasın. SSK'yı ne hale getirdiğini bilmeyen yok. Ha, asabiyet, sinirlenmek buysa nuruna lan nur sende var. Rahatlıkla grup toplantından bütün partililerini kovup dışarı atabiliyorsun. Çok yumuşaksın. Herhalde bir tane bulacaktır. Bunların ne projeleri var, ne vizyonları var, ne renkleri var. Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yaptıkları mesainin yarısını bu kişi milletin karşısına çıktığında ne söyleyecek? Cumhurbaşkanı olduğunda ne yapacak sorularının cevaplarını haşretseler belki daha çok mesafe kat edecekler. Ama öyle bir derde, öyle bir niyete, öyle bir vizyona kesinlikle bunlar sahip değildir. Türkiye'ye hizmet etmek için değil, sadece ve sadece bir kişinin önünü kesmek için siyaset yaparsanız, milletimiz de sizi işte o kadar ciddiye alır, o kadar destek verir. Bizim milletimize taahhüdümüz açıktır. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. AK Parti iktidarlarında biz Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Ya senin ortaya çıkaracağın aday ne diyecek? Biz şu kadar büyüttük mü diyecek? Büyüteceğim mi diyecek? Bu işler biliyorsunuz böyle yaşanmadan olacak şeyler değil. Ama bir tarafta benim milletim yaşadıklarını görüyor. Uygulamayı görüyor. Cumhurbaşkanlığı dönemimizde inşallah ülkemizi şu anda geldiğimiz noktanın inşallah 2 kat daha üzerine koyacağız. AK Parti iktidarlarında milli gelirimizi 3.400 dolardan 11.000 dolar seviyesine çıkardık. Biz yaptığımızı konuşuyoruz. Yaptıklarımızı konuşacağız. Peki senin çıkaracağın aday neyi konuşacak? Sadece senin yaptığın gibi kuru kuru vaatler yapacaksın. Millet belki uyar diyeceksin. Veya kanar diyeceksin. Ama artık benim milletim bu dümenlere gelmiyor. Önümüzdeki dönemde inşallah bunu da nereye çıkaracağız? 25 bin dolara kadar ulaştırmayı hedefliyoruz. AK Parti iktidarları döneminde eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, toplu konutta, enerjide, tarımda, sosyal yardımlarda, iş hayatında Türkiye'ye çağ atlatarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarıyoruz. Peki senin çıkaracağın aday veya ana muhalefet, ben buradan milletime sesleniyorum. Bunlar eğitimle ilgili ne diyecekler? Sağlıkla ilgili ne diyecekler? Kılıçdaroğlu'nun o çökerttiği SSK'yı mı anlatacaklar? Benim halkımı SSK'nın kapılarının önünde hatta ölülerimizi bile rehin aldıkları dönemi mi anlatacak? Peki bunlar ulaşımda ne yaptık diyecekler? Bunlar tarımda ne yaptık diyecekler? Bunlar adalette, emniyette ne yaptık diyecekler? Enerjide ne yaptık diyecekler? Yaptıkları hiçbir şey yok ki yapacakları olsun. AK Parti iktidarlarında Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen, itibarlı, kendi siyasetini üretme
ve sahada uygulama imkanına sahip bir devlet haline getirdik. Ana muhalefetin başında olana kalsa Cudi'ye gitme, Kabar'a gitme, Tendüre'ye gitme, Bester'e gitme, Kandil'e gitme. Orada ne işin var? Ankara'da otur. Bunlar hep böyle yaptılar zaten. Geleceğim. Ondan sonra Fırat Kalkanı, ne işin var orada? Öbür tarafta Afrin, ne işin var orada? Peki ya o zaman Hatay'a niye gittin? Çünkü biz Hatay'a gittik. Şimdi yeni bir şey geldi aklıma. Yürüyeceksin, Kemal yürüyecek arkandan. Şimdi böyle bir durum var. Hamdolsun böyle bir durumun içindeyiz. Plan, proje, her şey bizde. O da sağ olsun yine de kırmıyor bizi, geliyor arkamızdan. Ama Reyhanlı'ya değil. Daha beri. Oraya geliyor. Oraya gelmesinde bile fayda var. Eksiği var. Spor, sanat, o camia yanında değildi. Olur ya, bir şeyler fark edilebilir. Önümüzdeki dönemde dünya beşten büyüktür iddiamızı da inşallah hayata geçireceğiz. AK Parti iktidarlarında ülkemizde, bölgemizde ve dünyada ne kadar mazlum, mağdur, garip varsa hepsine de sahip çıkmaya çalıştık. Ama Bay Kemal ülkemize gelen Suriyeli mültecilere burayı dar etti ya. Hatırlayın seçim kampanyalarında ne dedi? Ne işi var bunların burada dedi. Biz gelir gelmez bunları geri göndereceğiz dedi. Ya bunlarda vicdan yok. Bunlarda o ensar anlayışı yok. Bunlarda ecdadımızdan devraldığımız o merhamet duygusu yok. Niye? Çünkü bunların karakterinde de bu var. İnşallah önümüzdeki dönemde dünyayı herkes için daha yaşanabilir hale getirmenin mücadelesini vereceğiz. Değerli arkadaşlar, işte bütün bunlar için önümüzdeki dönemde daha çok demokrasi diyoruz. Daha çok özgürlük diyoruz. Daha geniş haklar diyoruz. İşte bunun için önümüzdeki dönemde daha fazla refah diyoruz. Daha fazla zenginlik diyoruz. Daha büyük ileri atılımlar diyoruz. İşte bunun için önümüzdeki dönemde daha çok huzur, daha çok güven, daha çok yatırım diyoruz. Türkiye'nin yeni dönemi yürütmenin daha etkin, yasamanın bu noktada daha itibarlı, yargının daha bağımsız çalıştığı bir dönem olacağını da özellikle hatırlatmak isterim. Yeni dönemi kadınlarımızla, gençlerimizle, 81 milyon vatandaşımızın her biriyle beraber inşa edeceğiz. Yeni dönemde Trakya'dan doğuya, Ege'den Güneydoğu'ya, Marmara'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Akdeniz'e kadar Türkiye'mizi 81 vilayetinin tamamıyla birlikte büyütecek, kalkındıracak, geliştireceğiz. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'yi nasıl Cumhuriyet döneminin tamamında yapılanlara denk hizmetlerle donatmışsak, önümüzdeki süreçte inşallah bu güçlü altyapı üzerinde çok daha fazla icraatlara imza atacağız. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 2023 hedeflerimize birer birer ulaşacağız. Böylece gençlerimiz ve çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet etme imkanına kavuşacağız. Evet, biz milletimize bunları taahhüt ediyoruz. Seçim bildirgemiz ve beyannamemizde çok daha fazlasını manifestomuzla birlikte milletimizle paylaşacağız. Peki diğerleri milletimize ne vaat ediyorlar? Ecdadımıza hakaret ederek mi milletimize hizmet edecekler?
terör örgütleriyle kol kola gezerek mi ülkemizi güçlendirecekler? Her türlü karanlık oyunun başrolüne talip olarak mı devletimizin önünü açacaklar? Mecliste birbirlerine milletvekili ikram ederek mi milli iradeyi yüceltecekler? Türkiye'yi buldukları her fırsatta yabancılara şikayet ederek mi karşı karşıya bulunduğumuz iç ve dış tehditlerin üstesinden gelecekler? Değerli kardeşlerim, bütün bunlarla beraber inşallah, hep söylüyorum, bunlara kalsa İstanbul Boğazı'nda bir inci gibi dizili köprüler yıkarlar. İnşallah bunlara yine Allah göstermesin kalsa Marmara'yı imha ederler, Avrasya'yı imha ederler. Bunlar böyle. Çünkü bunların dikili ağacı yok. Dikili olanı da ne yaparlar? Yıkarlar. Bunlara kalsa ekonomimizi IMF'e yeniden teslim ederler. Döviz rezervini tamamıyla yeniden sıfırlarlar. Maharetleri bu. Olanı tüketmek. İşte biz tekrar tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek yolumuza devam edeceğiz. Ve milletimiz bir kez daha bunlara gerekli olan dersini inşallah verecek. Ben milletime inanıyorum. Milletime güveniyorum. Ve 24 Haziran inşallah bizler için yeni bir milat olacaktır, hiç endişe etmeyin. Evet, durmak yok. Durmak yok. Günümüz kutlu olsun. Tek sevdamız geleceğimiz Türkiye, işte budur farkımız. Tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Tek sevdamız Türkiye, baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla. Toplantımızın katılımlarını onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor. Kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz. Herkesin yerinde kalmasını rica ediyoruz lütfen. Toplantımız Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal'ın sunumuyla devam edecektir. Tüm konuklarımızı yerlerine davet ediyoruz. Teşekkür ederiz.